Merhaba. Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir reklam arkasıyla sizlerle birlikteyiz. Tabii korona şartlarıyla bir takım konuklarımızla da Skype bağlantılarımız olduğu için birkaç dakika geç başlamak zorunda kaldık ama her şartta reklam ve iletişime devam ediyoruz. Bugün programa geçmeden önce iki tane duyurum var. Fazla da zaten duyuru yok. Bir tanesi kendim aslında çok sıkı bir 007 James Bond hayranı ve bugüne kadar bütün filmlerini kaçırmamış biri olarak biliyorsunuz bu sene hatta Nisan'ın ilk haftasında 65.si vizyona girecekti. Ama bu filmde bir şanssızlık olduğu kesin. Çünkü Daniel Craig çekimlerde bildiğiniz gibi sette bir sakatlık geçirdi ve film yarım kaldı. Bunun yanında yine çekimlerin Nisan'ın ilk haftasında Çin'de olacak galası çünkü 70 binden fazla sinema salonunun olduğu bir yer. Bu ne yazık ki önümüzdeki bahara kaldı, sonbahara kaldı film. Filmin 12 Kasım'da İngiltere'de, 25 Kasım'da da Amerika'da ve diğer ülkelerde oynanacağı kesin. Film sektörü yalnız sene başından bu yana tam 5 milyar dolar zarar etti. Bu da sektör için önemli bir yara diye düşünüyorum. Diğer haberim ise biliyorsunuz 7 ve 13 Nisan Dünya Sağlık Günü'ydü. Tabii Dünya Sağlık Örgütü'ne bu dönem çok iş düştü. Herkesin sağlığı ve seminerler, toplantılar işte Skype'tan yaparak gündemi götürmeye çalıştılar. Onlara da buradan kolaylıklar dileyerek hemen programa geçiyorum. Çünkü zamanımız çok sınırlı. Efendim hoş geldiniz diyorum sevgili Demet İkiler ve Bülent Yara. Herhalde yayındasınız. Yayındayız sanıyorum Ender'cim. Merhaba Demet'ciğim. Öncelikle yeni görevinde çok büyük sorumluluklar üstlendin. Sana başarılar ve inşallah bu görevde devamlılıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Gerçekten enteresan bir zamanda oldu ama her şeyde bir hayır vardır diye Aynen öyle düşünüyorum. diyerek bakıyoruz. Şimdi senin şöyle bir unvanını söylemek istiyorum aslında. WPP Türkiye Başkanı ve Grup M Avrupa, Orta Asya ve Afrika CEO'su olarak devam ediyorsun. Orta Doğu ve Afrika CEO'su. Evet. Afrika. Evet. Peki hemen döneceğim. Bülent'e de bir merhaba diyelim. Sevgili Bülent. Seni özlemişti Bloomberg kanalı ekranı diye düşünüyorum. Sen de yeni görevde Grup M Türkiye CEO'su oldun. Sana da başarılar ve sevgiler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum sevgili Ender'cim. Öncelikle davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bu davet aslında bir yerde de sektörün bana yüklediği bir sorumluluk diye düşünüyorum. Ve ilk soruyu hemen vakit kaybetmeden Demet'le başlamak istiyorum. Demet'ciğim sektör tabii bir değişim içinde ve bu süreçte neler Ben yapacağız? yayını duyamıyorum bu arada. Yayını duyamıyorum ve göremiyorum. Demet sen duyuyor musun? Ben duyabiliyorum. Hem Bülent'i hem seni duyabiliyorum. Tamam, ben de ikinizi de duyuyorum. O zaman Demet'ciğim başlayalım. Bülent'le herhalde Tamam, arkadaş tabii. denir diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu sektörde bir değişim muhakkak olacak ve bu Elbette. süreçte neler yapmalıyız, nasıl atlatacağız istersen oradan girelim diye düşünüyorum. Tabii yani şöyle aslında sektörde bir değişim olacak derken belki hayatımızın geri kalanında bugün yaşadıklarımızdan kalan izlerle birlikte yeni bir takım alışkanlıklar veya yeni bir takım davranışlar, yeni bir takım olgular hepsi birlikte olmaya devam edecek diye düşünüyorum. Çünkü aslında sen de biliyorsun böyle bir şeyi daha önce hiç deneyimlemedik. Yani kıyasladığımız, referans aldığımız çeşitli krizler var. İşte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemi referans alan belli bakış açıları var. Yakın dönemdeki finansal dünyanın yaşadığı işte 2008-2009 yıllarında yaşanan büyük finansal krizleri referans alan bakış açıları var ama hiçbirisi bugün yaşadığımızı tam anlamıyla ifade etmeye yetmiyor. Bugün gözlemlediğimiz şey gerçekten bir salgın hastalığın dünyayı ele geçirmesi gibi ama bir taraftan da bizleri konfor alanlarımızdan, alışkanlıklarımızdan dışarıya çıkartan, bir takım farklı duygularla yüzleştiren, buna karşı kendi
direnç sistemimizi, bağışıklık sistemimizi sadece fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da sorgulatan bir dönem geçiriyoruz. Ve enteresan olan da hani bu pek çok Bill Gates de söyledi, başka söyleyenler de var. Herkes için eşit oranda etkisi olan bir durumu yaşıyoruz. Bu da enteresan çünkü bundan önce işte daha çok etkilenenler, daha az etkilenenler. Burada hepimizin kırılganlığı aynı. Hepimizin sağlıkla ilgili endişesi aynı, sevdiklerimizin sağlığıyla ilgili endişesi aynı. Öncelikle tabii bu geliyor, insan geliyor. Kişi, kendisi ve sevdikleri, çevresi, insanlık, toplum geliyor. Ama ondan sonra endişenin ikinci boyutu da kendini fazlasıyla hissettirmeye başlıyor. Bu da ekonomik etkileri ne olacak içinde bulunduğumuz sürecin, neler başımıza gelecek, bunu nasıl atlatırız süreci. Biz şimdi 27 tane ülke var benim sorumlu olduğum bölgede ki bunun içinde işte İskandinav ülkelerinden tutun, Orta Doğu'dan, Afrika'dan, Rusya'dan, Avrupa'nın daha gelişmiş pazarlarından çok farklı bir yelpaze. Ama patern olarak baktığımızda aynı şeyleri gözledik. Yani krizin olmasıyla birlikte endişe, daha sonra endişenin sürdürülebilirlik anlamında büyümesi, krizin olduğu anlamda ilk olarak yapılan şeyler ülkelerin her birinde aynı olmuş. Yani en önce yapılan şey evimize aldığımız işte mutfak alışverişi. Bunu öncelikle stoklamak, temizlik malzemelerini stoklamak. Yani tuvalet kağıdı ile ilgili çok konuştuk ama pek çok malzeme için geçerli. Önce bir hani kendi alanımızı kuşatma duygusu. Ondan sonra sürecin o kadar da çabuk bitmeyeceğini gözlemlediğimiz an itibariyle buna uyumlanma süreci. Yani çok enteresan da veriler var. Örneğin bizim dijital anlamda hedef kitle diye çok düşünmediğimiz bir baby boomers kuşağı. Baby boomerslar kimler oluyor? 1945 ile 1964 yılı arasında doğanlar. Bunlar bizim için hani dijitalize olması görece olarak daha uzak bir hedef kitleydi. Tüketim alışkanlıkları o kadar da bizim özellikle iletişimcilerin, pazarlamacıların fokusunda değildi son yıllarda. Şimdi bu insanlar karşımıza yeni bir dijital nesil olarak çıktılar. Onlar kendi dijital dönüşümlerini geçiriyorlar. Peki bundan sonrasında ne olacak? Yani biz bu işten çıktığımızda bu kişiler eski alışkanlıklarına geri mi dönecek? Yoksa dijital dünyayla artık bir kere entegre oldular. Bu alışkanlıklar kalacak mı? Medya tüketimine bakıyoruz. Gerçekten orada da enteresan bir şey var. Televizyon izlenmesindeki büyük artış kimler izliyor diye baktığımızda yine bu Avrupa'nın ve işte Orta Doğu, benim bölgemde de var, Amerika'da da aynı şeyi görüyoruz. Asya'da da aynı şeyi görüyoruz. Gençler, yani Generation Z dediğimiz kuşak ve ondan da sonra gelen, yani 9'dan 16 yaşa kadar olarak tanımladığımız alfa jenerasyonu da bu sefer bizim bildiğimiz geleneksel televizyonla tanıştı. Yani elbette video izleme ve işte streaming platformlarında da çok büyük artış var ama geleneksel TV'nin izlenme oranlarında özellikle gençlerin. Bir de eğitimin televizyondan verilmesiyle birlikte televizyonla ilişkisi değişen neslin televizyonda kalıcı bir izleyici olup olmayacağı konusu da var. Yani diğer taraftan bakıyorsunuz teknolojik anlamda geçtiğimiz 10 yılda görmediğimiz kadar inovasyonu şu son 1-2 ayda gördük. Dünyanın hemen hemen her yerinde. Bu da çok önemli bir şey. Çünkü şartlara uyumlanma içgüdüsüyle o anın gerektirdiklerine yönelik çözüm bulma. Türkiye'de biz bu konuda bence çok başarılıyız. Çünkü bizim DNA'mızda hani belirsizlikle, krizle mücadele etme hakikaten çok önemli bir parça. Dolayısıyla da biz alışığız. Yani duruma uyumlanma ve o anlamdaki dirençliliğimiz çok ciddi olarak imtihanlardan geçti. O yüzden de ben kendimi şöyle de görüyorum. Yani çok daldan dala atlıyorum anlatırken ama belki de benim şu anda yaptığım görevi yapıyor olmam da bir şekilde hepimiz için daha anlamlı oldu. Çünkü ben kendi coğrafyamda yetişirken belki böylesiyle hiç karşılaşmadım ama benzer duyguları yaşadığım dönemler oldu. Buradaki deneyim sanıyorum şu an için oldukça anlamlı bir deneyim. Tam da kendi coğrafyamda yaşarken derken ben burada Bülent'e dönmek istiyorum. Çünkü Bülent bu coğrafyaya bakıyor anladığım kadarıyla. Aynen. Bülent, ben bir çiçek çocuk dönemiyim yani o yüzden biraz da telaşlıyım çünkü tabii ki birçok şeyler gördük geçirdik ama şimdi sen tabii çok geniş bir grubun Türkiye'nin başındasın ve dün seninle böyle bir sohbet ettik telefonda
Grup M'in Türkiye'deki tüketici davranışları ile ilgili çalışmalarınız var. Hatta çok yakın 14 Nisan gibi bir tarihte söz etmiştin bana. İstersen hem bir Türkiye'deki durum hem de yeni tüketici davranışları ile ilgili Türkiye'de markalar ne yapacak, iletişim sektörü nasıl ilerleyecek? Çok teşekkürler tekrar davetiniz için. Şöyle söyleyeyim, biz tabii ki ülkenin çok önemli bir reklam veren portföyünü barındırıyoruz ve ilk kez gerçekten daha önce birçok kriz, birçok beklenmedik ani gelişmeler, force majeure diye tanımlayabileceğimiz birçok şey yaşamış bir ülkeyiz. Onun için hep mukavemetimizin yüksekliğiyle gurur duyuyoruz. Fakat şu an yaşadığımız süreç tabii endüstri adına farklı yenilikleri de içinde barındırıyor, fırsatları da barındırıyor. Biz bu manada Grup M olarak çok hızlı bir şekilde öncelikle tüketici reaksiyonlarını anlayalım ve bu değişim bize ne öğretiyor, ne tür fırsatlar sunuyor. Bunu biraz daha derinlemesine analiz edelim istedik ve çok kalabalık bir istatistik ekibimiz var, dijital analitik servisler birimimiz. Çok hızlı bir şekilde 1500 anketle sahaya çıktı. Bu da yetmez. Sosyal medyada kullanımların da bu dönem çok fazla artmasıyla beraber neler olduğunu anlayabilmek üzere 20 milyon konuşmayı dinlediler. Buradan çok önemli değişimlere şahitlik ettiğimizi görüyoruz. Çok farklı demografik sınıflardan çok farklı reaksiyonları görüyoruz. Mesela bir örnek vereyim. Kadınların bu süreçte %44 erkeklere göre daha endişeli olduğu gözüküyor. Halbuki gerçekten kayıp oranına baktığımızda erkekleri daha çok etkilediği gözüküyor. Çok üzülerek söylüyoruz, bunu görüyoruz ama kadınlar daha endişeli. Onun dışında Avrupa'da el yıkama konusu noktasında Türkiye hijyen meselesinde, özellikle el yıkama meselesinde çok daha duyarlı bir toplum. Bunu tekrar gördük. Bununla da gurur duyuyoruz. Çünkü ilk başvurduğumuz gerçekten el yıkama alışkanlıkları da inanılmaz bir artış. Hanede ev hijyeni konusu hayatımızın artık olmazsa olmaz bir parçası haline gelmiş gözüküyor. Ve evde temizlik yapma oranının artması dışında da bir de evde yemek yapma konusuyla ilgili ciddi bir artış görüyoruz. Bu sürecin en büyük değişimlerinden biri de çevreye bireylerin gösterdiği hijyen ve bu duyarlılıklar. Bunun dışında dijital ve geleneksel medya kanallarının birlikte yükselişine şahitlik ediyoruz. Bunu söyleyebilirim. Yani genel algı evet, evde geçirilen vakit artıyor ve dijital mecraların tüketiminde bir yükseliş var. Bu doğru bir bilgi, evet. Ama geleneksel mecralarla birlikte büyüdüğünü görüyoruz. Evde geçirdikleri süre zarfında daha fazla online haber sitesine girdikleri, sağlık içeriklerinin özellikle arama motoru hacimlerinde ciddi bir artışa yol açtığı ve sosyal medyada vakit geçirirken aynı zamanda televizyon içeriklerinin de önemli bir yükseliş kaydettiğini görüyoruz. Burada bu kaygı dolu günlerde sakin kalabilmek en önemli ihtiyacı tüketicilerin. Bu manada endüstrimize dair çok gurur verici bir hızda çok çok önemli markalar gerçekten kısa sürede bu değişime, bu dönüşüme, bu kaygı eşiğinin yükseldiği döneme destek olabilmek adına var güçleriyle iletişim yatırımlarını arttırdılar. Bu manada şu an burada marka ismi vermeyeyim ama gerçekten sayısız çok başarılı örnekler var topluma. Daha güçlü olunabilmesi, bu kaygı eşiğinin biraz daha aşağıya inebilmesi, birlikte tekrar güzel günlere, güneşli günlere tekrar ulaşacağız mesajlarını çok güzel verdiler. Buradan da gerçekten kutlamak lazım. Şunu da altını çizmek isterim. Bu markalarımızın hiçbiri bu olan biten kaosun ekonomik koşullarıyla yüzleşmeyecek diye bir şey yok. Tam tersi. En küçüğünden en büyüğüne tüm yapılar önemli bir şekilde bu süreçte dikkatle iş planlarını tekrar gözden geçiriyorlar. Ve buna rağmen bu yatırım... Evet, Bülent'ciğim teşekkür ediyorum bilgiler için. Programın da son 3 dakikasına giriyoruz. Demet'ciğim senle
Bitireyim istiyorum ama süre kalırsa Bülent'e de döneriz. Peki bu dönemde fırsat alanları var mı ve en azından tüketici ve marka ilişkisi bundan sonra değişeceği kesin. Bu konuda ne diyorsun böyle bir global bakış çerçevesinde? Elbette. Yani Bülent de az önce söylüyordu, markaların Türkiye'de de çok güzel örneklerini gördük. Bu dönemdeki duyarlılığı nasıl dile getirdiler? Şimdi biliyoruz ki bu hakikaten Kantar'ın yaptığı araştırmada da çıktı. İnsanların, tüketicilerin %90 küsürü, overall yani genelden bahsediyorum, global bir rakam bu, markaların bu dönemde sessiz kalmasını istemiyor. Markaların konuşmasını istiyor ama konuşurken ya fayda üretecek bir söylem üzerinden ya bir hizmet üzerinden. Rejiden gelenle 30 saniyede toparlamamız lazım. Lütfen. Peki. Son. O zaman şöyle söyleyeyim. Elbette fırsatlar her zaman var. Hepimiz bu tünelin sonundaki ışığın bizler için fazlasıyla aydınlatıcı ve ısıtıcı olacağını biliyoruz. Buna inanıyoruz. Kendi sektörümüz için, dünya için, gezegen için hakikaten bundan sonraki dönemde de biz kendi üzerimize düşeni endüstri olarak ve aynı zamanda profesyoneller olarak yaptığımız işin gücünün bu anlamda işe yarayacağı bir ortamı hazırlamak için çalışmaya devam ediyor olacağız. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız Demet ve Bülent'e. Tekrar teşekkürlerimle birlikte. Efendim bir reklam arkasının daha sonuna geldik. Tabii bu karantina döneminde yayınlarımız biraz ufak tefek sektörlere uğrasa da biz her zaman sizlerle birlikteyiz ve her zaman iletişim ve reklam sektöründeki bilgileri sizlere aktaracağız. Hepinize sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz. Hoşça kalın, haftaya görüşmek üzere.